Merhabalar arkadaşlar. Bugün 25 Aralık Pazar. Pazara özel 3 tane güzel sorumuz var. Soruları önce bir sizler yapmaya çalışın. Eğer siz çözdükten sonra bir de benim çözümümü izlemek isterseniz videoyu devam ettirin. Ama önce siz muhakkak bir çözün. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın diyerek başlıyorum. Bir zar atma oyununda iki kişi sırayla zar atacak. Ve ilk 6 gelen kazanacaktır. Zar atıyoruz bir tane. 6'yı ilk bulan kazanıyor. Yani ilk kişi 6'yı bulursa ikinci kişiye oyun geçmiyor zaten. Oyuna Batu başlıyor ve Kerem devam ediyor. Oyun bu sırayla devam ediyor. Yani bir Batu bir Kerem, bir Batu bir Kerem. Oyunu Batu'nun kazanma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar oyuna Batu başlıyor. Zaten direkt ilkinde kazanabilir, değil mi? Batu kazanabilir. Eğer Batu kazanamazsa Kerem yine kazanamayacak. Batu kazanacak. Batu kazanamazsa Kerem kazanamayacak. Batu kazanamayacak. Kerem kazanamayacak. Batu kazanacak. Yani Batu birinci de kazanabilir. Üçüncü de kazanabilir. Beşinci de kazanabilir gibi gidiyor. Şimdi Batu'nun kazanma olasılığı 1 bölü 6. Çünkü 6 tane zar var ve 6 gelme olasılığı 1 bölü 6. Kazanamama 5 bölü 6. Kazanamama 5 bölü 6. Kazanma 1 bölü 6. 5 bölü 6. 5 bölü 6. 5 bölü 6. 5 bölü 6. 1 bölü 6. Böyle böyle gidiyor. Şimdi bunları arkadaşlar şöyle yazabilirim. 1 bölü 6 artı 5 bölü 6'nın karesi çarpı 1 bölü 6 artı 5 bölü 6 üzeri 4 1 bölü 6 artı falan filan gidiyor. Dikkat ederseniz bu bir geometrik dizi şeklinde ilerliyor. Geometrik dizilerin toplam formülü neydi? A1, 1 eksi R üzeri N, 1 eksi R. Peki ilk terimi ne bunun? 1 bölü 6. A1, 1 bölü 6. 1 eksi ortak çarpanı ortak katı ne? 25 bölü 36. Peki kaç tane terim var? Sonsuz tane. N tane diyelim. Sonsuza kadar gidiyor. 1 eksi 25 bölü 36. Ve burada N nereye gidecek? Sonsuza gidecek. Şimdi siz basit bir kesrin üstlerini arttırdığınız zaman arkadaşlar bu sıfıra gider. Sıfıra yaklaşır. Limit olarak düşünün. Limit bazılarınız görmüştür. N sonsuza giderken 1 bölü 3 mesela üzeri N. Şimdi bu 1 bölü 3, 1 bölü 9, 1 bölü 27 basit kesir. Üssü arttıkça azalır. Ve en son nereye yaklaşır? Sıfıra gider. Yani şurası ne olacaktır? Sıfır. 36 bölü 36 eksi 25 bölü 36 11 bölü 36. Üstte 1 kaldı. Değil mi arkadaşlar? 11 bölü 36. Ters çevirip çarparsak 36 bölü 11 çarpı 1 bölü 6. 6 bölü 11. Nasıl? Hoşunuza gitti mi? Güzel mi? Şimdi geçelim 2'ye. Evet. Kutulara üstten başlayarak ne biçim yazmışım ya? 1, 2, 3, 4, 5 rakamları yazacak. 1, 2, 3, 4, 5 falan. Gerçi sıralı yazılmak zorunda mı? Değil yani. Karışık da yazabilir. Öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. 1, 2, 3, 4, 5 aşağılara da yazabilirsiniz. Ama 5 yazın, 4 yazın, 1 yazın falan. Alt alta ve yan yana olan iki kutuda aynı rakam olmayacak. Yani şu ikisinde 1 olmayacak, bu ikisinde 1 olmayacak gibi. Kaç farklı yazım özür diliyorum yapılabilir? Deneyin. Deneyin. Ben başlıyorum. Duymamak için videoyu durdurun. Şimdi ben diyorum ki üst taraf kolay. Buraya 5 rakam gelebilir. Buraya da kaç rakam gelebilir? 4. 5 çarpı 4 rakam üst tarafa geldi. Yani 20 tane alternatif var burada. Gelen rakamları da şöyle kafadan sallayayım. Mesela 1 geldi, 2 geldi. Şimdi arkadaşlar buraya normalde buraya kaç rakam gelebilir? Normalde buraya da 5 çarpı 4 20 tane rakam gelebilirdi. Fakat gelemiyor. Neler gelemiyor? Mesela burada birin olduğu şeyler gelemiyor. Burada birin olduğu ne var? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane durum buraya gelemiyor. Artı yine aynı şekilde
Buraya 2 yazmış ya bu amca. 2'nin olduğu durumlar burada gelemiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Yani burada da 5 tane durum gelemiyor. Yalnız biz bunları sayarken 1, 2'yi ikisinde de saydık değil mi? Kesişimi ikisinde de saydık şu 1, 2 olayına. O kesişimi bir kere çıkarmamız lazım. Çünkü fazladan saydık. 5, 5, 10. 1 çıkar kaç? 9. 20'den 9 çıkar. Yani buraya kaç farklı durum gelebiliyor? 11 durum gelebiliyor. Şimdi buraya gelen rakamları 3 ve 4 desek atıyorum. Aynı işlemleri yapsak yine aynı sonuç çıkar yani bir şey değişmez. Yine buraya 5 çarpı 4 20 rakam gelebilirken gelmeyenleri çıkarırsanız buraya da yine 11 rakam gelebilir. Peki o zaman buraya 20 tane alternatif. Buraya 11, buraya 11. 11 kere 11, 121. Bir de 20 ile çarparsak 2420 tane farklı durum yazılabilir. Bakın şurayı tekrar özetleyeyim. Buraya normalde 5 çarpı 4 tane rakam gelecekti. 20 tane alternatif gelecekti. Fakat burada 1'in olduğu yani şuraya ben 1 yazdıysam eğer buraya 1'in olduğu durumlar gelemiyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane durum gelemiyor. Burada 2'nin olduğu 5 tane durum gelemiyor. Ama şu 1, 2'yi her ikisine de koyduk. Yani kesişim o bir tane. O 1'i ne yaptık? Çıkarttık. 10, 9, 11 tane durum gelebiliyor. Nasıl? Hoşumuza gitti mi? Güzel mi? O zaman 3. soruya geçelim. 3. sorumuz bir geometri. Surprises. Şimdi diyor ki arkadaşlar bir üçgen çizin böyle. Hemen çizin. AD ve EC eşit AD. C nerede lan? AC buraya gitmiş. Geri zekalı. AD ve CE birbirine eşit. Şu ikisi birbirine eşit. AF 2. Oh my god. FE 4. AD EC eşit. Bir de şunu yazmamışız. Bakın o da var. ABC eşkenar üçgen. Bunu da yazın. ABC eşkenar üçgen. Evet. Şimdi burada bize sorulan soru ABD üçgenin alanı nedir? ABC eşkenar üçgen. Şimdi sayın ve sevgili arkadaşlarım, ABC eşkenar üçgen. Nasıl anlatsam bilemiyorum. İçim içime sığmıyor. O neşe dolu kişi dolu ben değilim. Sanki burası 60 derece. Şunu da tamam 60 derece. Hadi ben buraya alfa diyeyim. Burası da ne olsun? 60 eksi alfa. Şu eşit kenarlara A diyelim. Şuraya B diyelim. Eğer bu B eşkenarsa burası da A artı B olmalı. Burası da yine A artı B olmalı. Bunları yazdık herhalde. Bunlar anlaşıldı. Şimdi lütfen dikkat. Şuradaki sizin sarıyla gördüğünüz şu an benim imlejimle gördüğünüz üçgene dikkat edin. Bir kenarında A artı B, bir kenarında A var ve aradaki açı 60 derece. Bir kenarı A artı B, bir kenarı A, aradaki açı 60 derece. Şimdi şu üstteki ABD üçgenine bakın Amerika Birleşik Devletleri'ne. A artı B ve aradaki açı 60 derece. O zaman iki kenar eşit, aradaki açı da eşit. Bunlar eş üçgenler. Yani ABD üçgeni eştir CAE üçgeni. CAE üçgeni. Şuradaki üçgenler eş. Eğer bunlar eşse, bunun eş olduğunu anlıyorsak. Bakın burada 60 derecenin karşısında kaç var? 6 var. Burada da 60 derecenin karşısında şurada şu uzunluk ne olacak? 6 olacak. ABD'nin tabanını bulduk. Alanını bulmak yapacağız. Sonra burada bakın A kenarının karşısında açı hangisi? Alfa. Buradaki A kenarının karşısındaki açı ne olacak yine? Alfa. Bu da güzel. Peki şimdi lütfen buraya dikkat etmenizi istiyorum. 60 eksi alfa ile alfayı toplarsanız 60. Yani şurası kaç derece arkadaşlar? 120. 60 eksi alfa toplarsanız 60. Burası 120. Şuraya kaç derece kaldı? 60. Ve siz buradan bir dik indirdiniz. 90'ın karşısında 2 var. 30'un karşısında 1 var. 60'ın karşısında kök 3 var. Bakın 30, 60, 90. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3. Şurada bir üçgen vardı ABD. Orada bir üçgen var uzakta. Tabanı 6. Şurası da yükseklik oldu. Kök 3 oldu değil mi? 90'ın karşısı 2, 1, kök 3. Evet. Alanı nedir? 6 çarpı kök 3 bölü 2'den
3 kök 3. Umarım sorular hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoya yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.